İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurda Line TV'ye ziyarette bulundu. Line TV mikrofonla konuşan Uğurda İnegöl ekonomisine değindi. Uğurda İnegöl ekonomisinin pozitif durumunu koruduğunu belirtti. Evet, 2023 yılı İnegöl için aslında yine negatif geçmedi açıkçası. İhracat rakamlarımız özellikle başta mobilya sektörü olmak üzere 2023 yılında artış gösterdi. Birkaç sektörümüzde bir düşüşle karşı karşıya kaldık. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde aslında dünya ekonomisindeki sıkıntıların e, baş göster gösterdiği bir süreçte yine göl ekonomisi yine e, başta mobilya sektörü olmak üzere pozitif e, durumunu korudu. İnşallah bundan sonraki süreçte de 2024'te de e, aynı şekilde e, pozitif durumumuzu korumaya gayret edeceğiz, özen göstereceğiz. Ama biliyorsunuz tabii dünyada ve ülkemize de e, ekonomik anlamda özellikle pandemi sürecinden sonra e, ciddi sıkıntılar var. İnşallah bu sıkıntıları hep birlikte bir araya gelerek, doğru kararlar alarak, doğru programlar yaparak 2024 yılını da biz İnegöl olarak pozitif bir yönde tamamlamayı ümit ediyoruz. Dünya ekonomisine vurgu yapan Uğur da İnegöl ticaretine ilişkin rakamları paylaştı. 2023 yılındaki rakamlarımız, biz bir büyüme gerçekleştirdik İnegöl ekonomisi. Mobilya sektörü büyüdü, tekstil sektöründe bir küçülmeyle karşı karşıya kaldık. ...metal sektörümüz büyüdü. Genel totalde de İnegöl ekonomisi 2023 yılında 1,5 milyar dolar... ...ihracat gerçekleştirdi. Çok önemli bir rakam. Bir ilçe statüsündeki şehir için. Ekonomik büyüklüğümüzde 1,8 milyar dolara ulaştı. Ve 1,2 milyar dolar da dış ticareti fazlamız var. Bu rakamlar olumlu rakamlar. Bunların büyüme rakamlarını 2024 yılında da... ...aslında artırarak pozitif yönde süreci tamamlamak istiyoruz ama son konjonktürde özellikle son 3 4 aydır hem dünyada bir daralma var. Hem mobilya sektöründe bir daralma ile karşı karşıyayız. 2024 yılı biraz zor geçecek. İnşallah 2024 tamamladığımızda çok sıkıntılı sürecin arkasından inşallah yine mobilya sektörünün desteğiyle yine ekonomisi en azından büyümesini gerçekleştirir.